Agalarım 11 Mart 2024 Pazartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün 5 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım. Herkese bol şanslar. Çok güzel raporlarım var. Öncelikle onunla başlamak istiyorum. Dostlarım öncelikle bir adet maç yarışmamız var. Maç yarışmamızda Gaziantep Beşiktaş maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilenlerden bir kişiyi gruplarımıza misafir edeceğiz. Şunu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi videosunda bütün skor bilenleri açıklayacağım. Mutlaka o videoyu izleyin. Yaklaşık 10 kişiye kadar gruba alım yapacağımızı da buradan söylemek isterim. Geçtim bunu. Dostlarım Cuma günü raporuyla başlamak istiyorum. Bu videoda sadece Cuma'nın raporunu anlatacağım. Cuma günü 5 adet mücadele vermiştim sizlere. Cuma vermiş olduğum bütün maçlar kazandı. Galatasaray'ın galibiyeti ve üstü. Napoli 2-3 gol. Stuttgart'ın atacağı 2 gol. Porta alır ve 4.5 alt şeklinde. Ve Stuttgart'ın kendi evinde Baskonya'nın da 9 sayı fark atarı. Hepsi kazandı dostlarım. Kazanıp değerlendiren herkese tebrikler. Çok güzel yorumlar var ve çok güzel kazananlar var. Bana çok güzel mesajlar geldi. Hatta buraya da hepsinin yeşillendiği bir kupon koyayım. Sizlerden gelen bu. 20 TL 60 mesela 140 lira gibi bir miktar almış. Bereket versin. Bu şekilde kazanan sayısı çok fazla. Tebrikler ve devam edelim. Yüksek mislere baktığımız zaman da 2 adet yüksek misli yaptık. Bu yüksek mislerimiz bir tanesi Galatasaray alır ve 2.5 üst şeklindeydi. Galatasaray aldı, mücadelede 2.5 üst oldu. Tebrikler. Onun dışında da Baskonya'ya da biz güveniyorduk. Onu da 1500 seviyesinde yaptık. E, Baskonya'da maç sonunda 14 sayıya yakın bir fark ataraktan da kazandı. Yüksek mislimiz de içeri geldi. Tebrik edelim. Ve yüksek mis seviyesinde şöyle bir durum var. Kasayı biz yönetiyoruz tamamen. Her türlü kasayı yönettiğimiz için burada ay sonunda net kar veya zararı hesaplayabiliyoruz. Canlı için gruplarda devam ediyoruz. Canlı izlemiş olduğumuz maçlardan devam ediyoruz özellikle. Bu hafta Fenerbahçe maçı, Galatasaray maçı ve Bas Anadolu Efes maçlarını stat'tan yaptık. Şimdi birazdan göstereceğim. Herkes Açık Telegram grubu var. Oraya da katılmayı unutmayın. Herkes Açık Telegram grubu ücretsizdir. Buraya da katılaraktan da Sizler de faydalanabilirsiniz. Hatta Galatasaray maçında neler yaptık onunla başlayalım. Ahali, hazırsanız başlayalım dedik. 40 tane koparmaya gittik sizler için. Stattan canlı yapmaya dostlarım. Herkes açık şekilde canlı yapmaya başladık. Statta olduğumuzu belirttik. beğeni istemişiz. Gollazo diyerekten de Derik Kön ilk golü attı bildiğiniz üzere. Ondan sonra başlayalım dedik. Canlı 1, Stad 1. Deplasman Rize'nin ben. 3 korner kullanmasını bekliyordum aga. İlk canlım bu oldu. İkinci Canlımda da ilk yarı 1.5 üst aldı. İlk yarı 1.5 üst olaraktan da değerlendirmesini aldım. İlk yarı 1.5 üst geldi. Ondan sonra Galatasaray 4. golü atar şeklinde aldım. 3. canlım o geldi. 5. golde Galatasaray atar dedik. O da geldi. Dayı attı. Ses ver ahali muazzam bir goldü. Dayının golünü de çekmeye çalıştım burada. 5. golde geldi. Rize'nin korneri geldi. Telegram gruplarının canlısını yaptık. Dayı yine muazzam bir gol attı. Ben mücadeleyi 6.5 üst şeklinde değerlendirme yaptım. Bir de son olarak 8.5 alt aldım. Aşkın olayı Mikardi'yi de burada hep birlikte dinledik ve dinletmeye de çalıştık. Bu şekildeydi maçlarımız. Bu videoyu izleyen dostuma sesleniyorum ki eğer gelmediysen gruplarımıza herkes açık Telegram grubuna yarın Fenerbahçe Pendik maçında statta canlı yapacağım. Aynı şekilde herkes açık Telegram grubunda olacaktır bu. Fenerbahçe canının Fenerbahçe maçının atmosferini yaşamak isteyen herkesi de her Galatasaray Telegram grubuna bekleriz. Orada canlısını yapacağım. Sizlerden ricam beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Beğeni ve yorum destekleriniz bizler için önemli. Her türlü iletişim için de Instagram kangalbey hesabından benimle iletişim kurabilirsiniz. İlk mücadelemiz, skor mücadelemiz Gaziantep'le Beşiktaş. Maç skoru ne olur diyerekten de sizlere sorduk dostlarım. Yorumlara yazabilirsiniz skor tahminlerini. Bilen bir arkadaşımızı gruplarımıza misafir edelim. Beşiktaş takımında şöyle bir muhabbet oldu. Son mücadelesinde e, arkadaşlar mağlup oldu. Kendi evinde Galatasaray'a uzun yıllar sonra bir seri daha bitti. Bu arada ben Beşiktaş'ın sahasına da daha bugün gittim. Türkler Stadyumuna. Stadyumun atmosferini aynı şekilde her gün açık gruba, canlı odasına falan gruplarımızda attım. Onlarda kupaları vesaire çektim attım. Beşiktaş'ın maçı İstanbul'da değildi. Yoksa bu maça da gidecektim dostlarım. Antep'te olduğu için Şöyle bir şey ol, e, olduğunu anlatayım. Deplasman'da ve Gaziantep takımında şöyle bir değişiklik oldu. Sumidika gitti, Selçuk İnan geldi. Selçuk İnan'ın da ilk mücadelesi. Yeni teknik adamın geldiği maçlarda her zaman bir önemli değişiklik oluyor. Fakat ben Beşiktaş'ın derbiyi kaybettiğinden kaynaklı. Burada galip gelir mi bilmiyorum zor mücadele. Fakat diğer seçeneğinde bulunan derbi sonrası Beşiktaş reaksiyonu olarak düşünerekten de Diğer seçeneğinde bulunan Beşiktaş bir yarıyı kazanır. Evet seçeneğini sizlere sunmak istiyorum. Ben burada Beşiktaş'ın bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Lazio ile Udinese karşılaşması. Lazio'da geçen maç Milan Mücadelesi'nde oynadığı maçta 3 adet kırmızı kart gördü. 2 tanesi zaten Genduzi ile. Diğeri kimdi? Hemen şuradan. O da ilk 11'den. Marusic. O da aynı şekilde takımın ilk 11'lerinden defans oyuncusu olduğunu söyleyeyim sizlere. Lazio'da da böyle bir durum var. Eksikler var. Ve hafta içinde bir Laz e Bayern Münih mücadelesi oynadı. Onda da mağlup oldu. Almanya'ya gitti gelmesi falan derken. Ben burada Udinese'nin düşme mücadelesi veriyor. Udinese Deplasman'da atacağı bir gol 1.43 bandına bir oran açmışlar. Ben burada tek tercihim Udinese'nin atacağı bir gol olacaktır. Değerlendirecekler de bol şanslar. Diğer mücadelem Chelsea ile Newcastle karşılaşması. Çok güzel bir mücadele bekliyorum. Her iki takımda da eksikler var. Doğru eksiklikler var fakat mevcut olan oyuncular da çok kaliteli. Bu oyunculardan defans hataları görebiliriz. Özellikle stoperlerden. Hücumlar da kuvvetli. Çok önemli bir eksiklik diye kim var diye baktığımız zaman da Newcastle'da Trippier yok. Bu maçta önemli bir eksiklik. Ben bu mücadelenin var olmasını zaten bekliyorum. Karşılıklı gol varı idealden değerlendirebiliriz. Hatta ideal kombinlere girebilecek bir karşılaşma. Fakat oran biraz yetersiz. Ben bu oranı biraz daha arttırmak istiyorum diyen varsa KG var ve 2.5 üst şeklinde değerlendirme yaparak da oranı da oldukça yüksek seviyeye çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Almeria ile Sevilla mücadelesi. Şimdi Almeria matematiksel olarak düşmesi kesinleşmedi. Fakat bu yıl ligde yani hiçbir maçının galip gelemediği. Oynadığı 27 maçında şöyle bakın 9'unda berabere kaldı. 18'inde de mağlup oldu. Öyle bir durumda. Sevilla'da yani şöyle bir durum var. İstikrarsız bir performans sergiliyor. Ben burada Almanya maçında şöyle bakıyorum. Bu bir nevi bu Almanya takımı için oyuncular için bir vitrin mücadelesi. En iyi performanslarını sergileyip iyi takımlara transfer olmak isteyeceklerdir. Benim tercihim şu yönde olacak. İlk yarı sonucu 1 veya 2 çifte şans şeklinde bakın. 1 42 bandında bir ideal bir oranı var. Ben ilk yarının beraber bitmesini beklemiyorum. Ya Almeria kazanır, çok bastığı için gol bulabilir ya da çok bastığı için mağlup olabilirler. Yani pozitif ve futbol sergiliyorlar fakat hücumda bitirememezleri, savunma yapamayışları kaynaklı da sürekli bir sorun yaşıyor. O yüzden ilk yarı bence beraber bitmez. İlk yarı 1 2 çifte şans olaraktan da 1 42 bandından idealden öneririm. Son mücadelem Gilvistente ile Chavez mücadelesi. Chavez'in deplasman performansı. Chavez'i bu sezon hiç izlemedim. Deplasman performansına baktığım zaman da deplasmanda en kötü takım olduğunu söyleyebilirim. Fakat Gil Vicente'yi izledim özellikle. 1-1 bir, bir, biten bir Porto mücadelesi vardı. O maçı da canlı olarak izledim. Canlısını da yapmaya çalışmıştık o mücadelenin. Gil de kendi evinde iyi bir futbol sergilediğini söyleyebilirim. Yani burada da ben doğrudan galibiyetini bekleyeceğim. Taraf riski bence karşılıyor. 1.64 1.67 bandında bir oranı var. Gil Vicente'nin burada kendi evinde Portekiz'de doğrudan galip gelmesini bekleyeceğim. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsettik. Canlı olarak gruplarımıza zaten ilerleyeceğiz. Kupanlarımız da aynı şekilde gruplarımızda. Herkesi bekleriz. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.